Dijital para sistemi dünyanın bir gerçeğidir ve asla buna karşı değiliz. Türkiye kapanma sürecine yarından itibaren girecek. Bu 17 günlük süreç içerisinde insanlar ihtiyaçlarını mutlaka önceden hazırlamalı. Orta ve Uzun göz gözünde bulunduran yatırımcısı mutlaka alım pozisyonu yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Serbest piyasaya hoş geldiniz. Hem küresel piyasalarda hem yurtdışı piyasalarda belirsizlik biraz daha arttı ve fiyatlamalara baktığımız zaman da yine yatırımcıların kafası oldukça karışık ancak orta ve uzun vadeli yatırımları göz önünde bulunduranlar yine riski üzerinden atmış olsa da riskli piyasalarda işlem yapanlar da yine tereddüt etmeye devam ediyorlar. Çünkü küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ister istemez yatırımcıların da kısa vadede al-sat yapanların da zarar etmesine destek veriyor. Özellikle kripto para piyasasında yaşanan kargaşa, endişe yatırımcıların çil yavrusu gibi dağılmasına neden oldu. Aslında daha mayıs ve haziran ayları da biraz daha yeni mevzuatla birlikte yasalaşan, hukuki altyapısı daha netleşen bir kripto para piyasası aslında yatırımcıların tekrar daha güvenilir bir şekilde bu piyasada işlem yapmasına neden olacaktır. Tabi kripto para piyasasında yatırımcıların aslında yasal mevzuatı hazır olmayan bir düzenlemede yatırımlar yapması, bu aracı kurum ve kuruluşların ya da aracı şirketlerin denetlenmiyor olması, dijital paraların vergi ilişkilendirilmemesi ve ulus devletlerin buna karşı yeni tedbirler alıyor olması da kripto para piyasalarında çeşitli riskleri de beraberinde getirdi. En son geçen hafta TODEX şirketiyle alakalı bir süreci Türkiye hep beraber öğrendi ve 391 bin mağdurun da burada parasını bu şirkete kaptırdığı iddia ediliyor. Ve bu iddialar karşısında şirket sahibi kurucu yönetim kurulu başkanı da yurt dışına kaçıyor ve şu anda kırmızı bültenle aranıyor ve bugün'e kadar halen yakalanmış değil. Buradaki mağduriyet aslında şu insanlarda buraya dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'de 99 tane bu aracı şirketler var arkadaşlar. Bu 99 tane aracı şirketler üzerinden alım-satım yapıyorsunuz ve dolayısıyla bu 99 tane şirketin de şu anda denetlenebilmesi için hukuki zeminin yaratılabilmesi için ve devlet düzenlemesine girebilmesi için de bugüne kadar kişilerin daha çok tedbir alması gerekiyordu ve şirketleri daha çok yakından tanıması gerekiyordu her ne kadar bu piyasada şirketler denetlenmiyor olsa da veya tırımcılar tarafından bilinmiyor olsa da Kez Bankası başkanı geçen hafta iki haftalık süreç içerisinde yasal mevzuatını hazırlanacağını daha çok denetlenebileceğini ve tüketicileri artık korumaya altına alınabileceğini açıkladı. Bu yasal düzenlemeyle birlikte bu e, Türkiye'de faaliyet gösteren bugüne kadar 99 tane şirket artık hangi kurum ve kuruluş tarafından denetlenecek, hangi yaptırımlar gelecek, hangi şartlar gelecek önümüzdeki haftalarda daha net bir şekilde görmüş olacağız. Dijital para sistemi dünyanın bir gerçeğidir ve asla buna karşı değiliz. Dijital paralar insanların bundan sonra kullanacağı, insanların artık bundan sonra yatırım yapacağı dijital bir çağdır. Ancak bu çağa ayak uydurmak için de bu çağı iyice bilmek gerekiyor ve öğrenmek gerekiyor. Yani kulaktan dolma bilgilerle yasal mevzuatla denetlenmeyen yasal hukuki zeminde daha hazırlığı yapılmamış bu piyasada şirketler üzerinden alsat yapmanın riskini zaten yatırımcılar üzerine aldı. Ve bu yolda da bu yasal düzenlemeler gelmeden de yalnız olduğunu bilmesi gerekiyor. Tabii art niyetli insanlar, kötü niyetli insanlar, bu piyasada insanların varlıklarına el er koyanlar, insanları dolandıranlar mutlaka oldu ve olacaktır. Ve dolayısıyla insanlar varlıklarına sahip çıkması için de bence bu yasal mevzuatı, bu hukuki düzenlemeyi mutlaka beklemesi gerekiyor. Ve şunu da asla unutmaması gerekiyor. Kripto para piyasası bir piyasadır. Dijital paralar bir paradır. İsterseniz bunu bir nakit para olarak kullanırsınız, isterseniz bir yatırım aracı olarak kullanırsınız. Gerçek olan bu. Dijital paraların, kripto para piyasasının karşısında değiliz. İnsanları bu tarafta soğutmuyoruz. Sadece gerçek olan şu. Piyasa ile alakalı yasal mevzuatlar hazırlanmadan, hukuki zeminler hazırlanmadan, devlet sistemine girmeden bu yolda yapılacak bütün yatırımların da riskli olduğunu alım satmak isterim. Özellikle bu piyasada al sat yapacaksanız kesinlikle varlıklarınızın bir kısmıyla al sat yapın. Çünkü riskli piyasalarda sert düşüşler, sert yükselişler her zaman olur. Sabit getirisi, sabit kazancı olan varlıklar değildir. Orta ve uzun vadeli olarak bakmak gerekiyor. Ancak Türkiye'de son 3 aydır insanlar bütün varlıklarını satarak, bütün birikimlerini, evini, arabasını satarak herkes bu piyasaya girdi. Geçen yıl nasıl ki borsa coşkusunu gördük, borsadaki rallileri gördük ve bunun arkasında bir sürü psikolojisiyle borsadan anlayan, anlamayan, sadece kulaktan dolma bilgilerle bu piyasaya giriş yapan yatırımcılar gördük. Bu sefer de kripto para piyasasına giren kulaktan dolma bilgilerle bu piyasayı bilmeyen insanların bu piyasada ciddi anlamda yatırımlar yaptığını da gözlemliyoruz. Çok riskli, çok endişeli bir durum. Özellikle üniversite öğrencilerinin burs paralarını bile bu piyasaya yatırdıklarına şahit oluyoruz. Bu da insanların, özellikle gençlerimizin eğitim paralarını kripto para piyasasına bağlayarak gelir elde etme çalışmaları, bir noktada kumar piyasalarına girmiş olmaları da aslında üzücü bir durum. O yüzden bireyler bence evlatlarının bursluluk paralarını iyice kontrol etmeli ve onlarla istişare yapmalı. Çünkü kumar bağımlılığı maalesef insanlar bunu kendini bağımlı hissetmiyorlar. Halbuki kumar bağımlılığı daha çok büyüdüğü zaman hayaller büyüdükçe miktarlar da büyür. Ama evladınız yarın bugün bankadan kredi kullanarak bu işi iddia haline getirirse kendini kurtarmak için daha çok büyük bir batağa saplanırsa birey olarak çok canımız yanabilir. Yani kripto para piyasası aslında bir piyasa bir getirisi olan bir piyasa ancak bugünlerde yaşanan kaosun nedeni denetlenmeyen aracı şirketleri ve bu şirketlerin özellikle art niyetli insanlar tarafından da vatandaşların tüketicilerin mağdur edilmesi bu tarafa dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye kapanma sürecine yarından itibaren girecek ve artık Türkiye 17 günlük kapanma sürecinde serbest piyasalarda bankaların kapalı olduğunu, döviz büfelerinin kapalı olduğunu, kuyumcu esnaflarının kapalı olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor. Bu 17 günlük süreç içerisinde insanlar ihtiyaçlarını, nakit paralarını, nakit ihtiyaçlarını mutlaka önceden hazırlamalı ve bu hazırlığı yaparak tatile ya da kapanma sürecine girmeli. Çoğu insanlar metropol şehirlerden yazlıklarına ya da memleketlerine gitti ve giderken de mutlaka evlerinde bulunan nakit paralarını, ziynet eşyalarını veya birikimlerini bırakmaması gerekiyor. Ya bankalardan kasa kiralayacaklar ya da yanında götürecekler veya farklı saklama koşullarıyla bu riski üzerinden atmaları gerekiyor. Gelelim piyasalara. Dolar tarafında düşüş trendi var dolar tarafında tansiyon bir miktar geriledi. Pazartesi günü 8.48 lira seviyesine kadar yükselen dolar TL kurunun Gün itibariyle 8.20 lira seviyesinin işlemler yaptığını gözlemliyoruz. Borsadaki yükselişler yurtdışı piyasalarda Türk lirasını ve Türk lirası varlıklarını desteklediği için dolar kuruna bir miktar geri çekilmeler görüyoruz. Dolar TL kurunda kısa vadeli arkadaşlar 8.15 devamında 8.10 devamında 8.08 lira seviyesine kadar bir gerileme yaşanabilir. Yani kısa vade için dolar kurunda bir miktar gerilemeler görebiliriz. Ancak bu gerilemeler ki özellikle 8-10 lira seviyesinin altındaki bu gerilemeler alımları biraz daha hızlandırabilir. Özellikle yabancı yatırımcılar ve yerli yatırımcılar döviz tarafındaki taleplerini biraz daha artırabilir. Dolar kurundaki bu kaç aylık süreç içerisinde yaşanabilecek aslında bu gerilemeler yatırımcılar için de bir alım fırsatı sunabilir. Çünkü yine küresel piyasalarda dolar varlıklarında beklediğimiz yükselişler, beraberinde Amerikan oyuluk tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde tekrar bir dalgalanma, yukarı yönlü bir dalgalanma yaşanırsa gelişmekte olan ülke piyasalarında dolar kurunun tekrar yukarı yönlü hareketlerini destekleyebilir. Yani kısa vadede her ne kadar dolar kuru geri çekilse de orta ve uzun vadede artık düşük kurdan bir dolar kuru göremeyebiliriz. Özellikle euro dolar paritesindeki yükseliş de son bir haftadır dikkat çekici 1.20 bandının üzerine kendisi attı. 1.20-1.22 band aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Bu da dolar kurunun zaten düşük olması, avro TL kurunun da 10 lira seviyesinin altına gerilemesine neden oldu. Dolar kuru gerileyince diğer yabancı para birimlerinde de gerileme görüyoruz. Dolar kuru yükselince diğer para birimlerinde yükseliş görüyoruz. 10 lira seviyesinin üzerindeydi avro TL kuru ve dolayısıyla da dolar kurundaki çözülme ile birlikte tekrar 10 lira seviyesinin altına sarktığını hep beraber gözlemliyoruz. Gelelim altının gram fiyatına. Altının gram fiyatı arkadaşlar. Teknik olarak 457-477 band aralığında işlemler gerçekleştirmeye devam ediyor. Yani bu band aralığı son 2 haftadır geçerliliğini koruyor. Düşüşlerde 457 lira seviyesinin destek seviyesi, yükselişlerde 477 lira seviyesine tren seviyesi olarak takip etmeyi sürdürüyoruz. Düşüşlerin veya yükselişlerin devam edebilmesi için arkadaşlar 457 lira seviyesinde aşağı yönlü kırması gerekiyor. 477 lira seviyesine yukarı yönlü kırması gerekiyor. Ancak bu bant aralığında kalmaya devam ettikçe yatay seyrini koruyan bir gram altın karşımızda görebiliriz. Ancak önemli bir uyarım şu. Gram altın TL fiyatı 470 lira seviyesinin altında sarkmalarda orta ve uzun vadede göz önünde bulunduran yatırımcısı mutlaka alım pozisyonu yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü mayıs ve haziran aylarında altın fiyatlarında sert yükselişler görebiliriz ki alım fırsatı vermeden bu yükselişleri görebiliriz. O yüzden eline ilk kez TL geçmiş, ilk kez Türk lirası geçmiş olan yatırımcısı, yaz aylarında düğün yapacak olan yatırımcılar veya gençler bu 470 lira seviyesinin altındaki sarkmaları yani 457 470 lira aralığındaki bant aralıklarındaki düşüşleri bir alım fırsatı olarak kullanması gerektiğini düşünüyorum. Altın ons fiyatı uluslararası piyasalarda yine 1767 1777 dolar bant aralığına sıkıştı. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararına odaklandık. Kısa vadede e, 1757-1777 dolar 20 dolarlık band aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Ama yine altının ons fiyatında hızlı yükselişlerle birlikte 1805-1815 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz. O yüzden kısa vadeli dövizle veya kısa vadeli altınla alsat yapan yatırımcısı mutlaka dolar tarafındaki parite işlemlerini değerlendirmesi gerekiyor. Eğer altın işlemi yapıyorsa da yine 56.500-57.500 dolar aralığındaki 1 kilogram altının karşısındaki dolarla işlem yapması gerekiyor. Yani TL ile işlem yapanlar ya kar ediyor ya zarar ediyor. Yani TL ile açık pozisyonda kalmanın riskli olduğunu da tekrar anımsatmak isterim. Gümüşün ons fiyatı 2575 75 26 25 dolar aralığında. E 26 dolar seviyesinin altında sarkan gümüşün ons fiyatı Yatırımcısına çok iyi alım fırsatları veriyor. İlk önce 28 dolar, devamında 32 dolar seviyesine kadar bir yükseliş yaşanabilir. Gümüşün gram fiyatında tekrar 7 lira seviyesinin altında sarkmalar görüyoruz. Tabii ki dolar-tl kurunu karşısındaki mesela 6 6.10-6.08 lira seviyesini baz alıp dolar tl kurunda. Onun karşısındaki gümüşün gram fiyatı kaça tekabül ediyorsa o günkü ons fiyatını tahmin etmek bugünden zor. Gümüş tarafında da alım pozisyonlarına ağırlık vermek lazım. Orta ve uzun vadede gümüş fiyatları da yatırımcısına en çok kazandıracak değerli emtialardan bir tanesi. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.